Merhaba arkadaşlar, Falım Astroloji kanalımıza hoş geldiniz. Boğa ve yükselen boğalar için Eylül'ün 15 ile 30'u arasındaki süreçte neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı da yapalım. Evet boğa burçları Eylül'ün ilk haftasından beri şansları açık olan boğa burçları bu dönem kısa vadeli kısa günü birlik yolculuklar gündeminizde olacak. Ee, biraz hani tatil modunu uzatmış da olabilirsiniz veya yapmanız gereken işleri kısa seyahatler içerisine sığdırmaya da çalışıyor olabilirsiniz. Dört ayrı gelecek olan kısmetiniz var. Bu kısmetlerden önce iki tane önemli haber sizin gündeminize bomba gibi düşecek. Bunun sebebi de yaptığınız şeylerin karşılığını alacağınız anlamına geliyor. İyilik veya yardım hangisini tercih edersiniz bilmiyorum ama buradaki yaptığınız şeylerin yerine ulaştığını ve size bu konulardan gelecek olan kısmetlerin habercisi olacak gözüküyor. Yurt dışı ile bağlantılı iki tane haberiniz var ve buradan gelecek iki ayrı kısmetiniz gözüküyor. Bayraklı bir resmi kurum, resmi dairelerle ilgili. Ee, bir işinizin evet siz bunun olacağını biliyorsunuz ama tahmin ettiğinizden biraz daha kısa sürede eylülün içerisinde bu konu tamamlanmış olarak gözüküyor. Geçmiş ve gelecek arasındaki bağları köprüleri tamamıyla birleştirdiniz. Hani bazen sizin kendini e, içinizdeki ruhunuzla sizin kendi bedeniniz uyuşmaz ya bu uyuşmayı artık kendinizle barışmayı başardınız ve kendinizin yaşadığı şeylere kabullenip nasıl bir şey söyleyebilirim burada tam olarak ee, şöyle bir şey. Dışındaki e, boğa burcuyla içindeki boğa burcu artık birbirleriyle örtüşüyor ve yapanla e, yani aklıyla mantığı birlikte hareket ediyor diye düşünürsün. Düşünsek daha doğru olacak. Bir uçak yolculuğu var gündeminizde. Aslında biraz korku Hisseden boğa burçları da var uçak yolculuğunu çok sevmiyorsunuz ama e, bu uçak yolculuğunu e, ani bir sebepten de olabilir veya bir iş konusu da olabilir. E, mecburi şekilde de olsa e, bu uçak yolculuğunu yapmak durumunda kalacaksınız. M harfli bir kişiden alacağınız bir temiz haber sizin çok mutlu olmanıza sebep olacak ve e, özellikle evli olan boğa burçları için bu M harfli M harfli kişiden alacağı haber akraba niteliğinde olacağı için çok sevinecek ve uzun zamandır beklediği bir haber olmuş olacak. Maddi kaynaklı bir haber olacağı için sizin biraz da nefes almanıza sebep olacak. Bekar boğa burçları için bu dönem şahlanacakları duygu anlamında karşıdaki kişilere daha net davranışlar göstereceği özellikle hani isteklerini net olarak belirtip hayatına girmek istedikleri veya e, teklif etmek istedikleri kim varsa bu dönem cesur adımlar atıp karşıdaki kişiden ne istediklerini söyleyecekler. İkili ilişkiler anlamında güzel şeyler vaat eden boğa burçları için sağlık anlamında biraz sıkıntı var. Nasıl bir sıkıntı? Bu dönem aslında e, biraz aktif bir döneme girdikleri için özellikle e, üşütme ile kaynaklı bel e, böbrek ağrısı mesane sorunları e, sıkıntılarını yaşayabilirsiniz o konulardan dikkatli olmanız da, bu aslında kronik rahatsızlıkları olanlar için özellikle geçerli ama e, tedbirinizi almanızda fayda var arkadaşlar burada uzun bir yol var ama bu yol sanki biraz e, Özellikle öğrenci olanlar için geçerli ee, uzun zamandan beri hani okullarla veya şeylerle uzak kaldığınız bir dönem ama özellikle üniversite öğrencileri bu dönem yüz yüze min yanında kendilerini geliştirebilecekleri farklı alanlar da gözüküyor. Yani okuduğunuz şehrin yanında başka bir şehirden de başka bir eğitim almaya çalışabilirsiniz veya bir hobiniz için şehirler arası yolculuk yapabilirsiniz. Kısa e, vadeli seminerler, sempozyumlara katılabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek için çok farklı alanlara yönelebileceğiniz bir durum ve bunları bunları yaparken de biraz da seyahat edeceğiniz bir süreçten geçeceksiniz. Bazen öyle olur ki bir anda iki işi birlikte yapmak zorunda kalacaksınız. Bu arada e, burası özellikle hanımlar için geçerli olacak e, bunu söyleyeyim. E, Biraz koşturmacalı bir dönemden geçeceksiniz ama bunun sonunda yani bir hafta 10 gün kadar böyle bir koşturmacanız var ama sonrasında alacağınız şey sizi mutlu edecek. Nedir? Bu dönem ev değişiklikleri düşünenler için istedikleri ve aradıkları gibi ev bulma şansları var. Hatta bu ev bu ararken de kendilerinin yanında eşlerinin de destek olacağını, tek başlarına değil yanlarında... Bir kişinin de destek olarak yapacağını gözüküyorsunuz. Onun dışında uzun zamandır beklediğiniz evdeki dekorasyonlarla ilgili değişiklikler yapmaya çalıştığınız şeylerle ilgili güzel gelişmeler var. Bunlarla ilgili iki tane, üç tane fırsat kapısı var. Yani alışveriş anlamında da olabilir bu. Bir yerden temin etmek anlamında da olabilir. Böyle bir kapılarınız açık bir kupa kaldırma durumu var. Şöyle bir şey. Bir şeyin başarısı var arkadaşlar. Bu başarının takdir edilme şekli var. Burada boğa burçlarının yaptığı işlerle göz önünde olmayı sevmeleri zaten ayrı bir durum. Ve burada da takdir edilmesi durumu var. Başarı belgesi veya kupa tarzı şeylerin almanız mümkün. Bir tartışma var ama bu tartışma biraz kan bağı ile ilgili olan bir konuda e, iki kardeş kavgası da olabilir. İki e, karı koca kavgası değil çünkü hani iki kardeşin anne evlat veya baba evlat gibi de düşünebilirsiniz. Böyle bir tartışmanın içerisinde bulunacaksınız ve aslında birbirinize söylediğiniz kelimeler konusunda ağzınızdan çıkan o sinirle söylediğiniz kelimeler konusunda Pişmanlık duyacaksınız bir e, bir sebeple. O yüzden bu tür tartışmalara girerken sakin ve elinizden geldiğince söylediğiniz kelimeleri tartarak söylemeye dikkat edin ki geri dönüşü e, zorla geri dönüşü imkansız olan cümleler kurmayın derim ben. Bazen hani. E, hayalinizde romantik bir görüntü vardır. Bu dönem eşler arasında e, eski romantik dönemlere girme var. Karşılıklı muhabbet edeceğiniz, ilişkiler anlamında aşk yaşayacağınız, duygusal e, görüntüler sergilediğiniz, romantik anlarınızın olacağı bir dönem gözüküyor. Bu da e, sizin mutlu olmanız için aslında bazen yeterli bir sebeptir. Bazı zorluklardan sonra burası size iyi gelecek olarak gözüküyor. Duygusal anlamda bazı tatminleriniz var diyelim burayı ve maddi anlamda da zaten başarılarınızın takdir ediliyor olması hoşunuza gidecek. Evet, boğa ve yükselen boğalar için ne oluyoruz bugün? Bütün fincanlar donuyor. Mevsim itibariyle o kadar sıcak bir şekilde de değiliz ama. Hanenizin bir tarafı aydınlık ee, güzelken burada bir el şekli çıkmış. Ee, özellikle iki tane ettiğiniz doğanın gerçekleşmesi var arkadaşlar burada. Bir de hanenize gelecek olan, kısmetiyle gelecek olan bir uzun boylu bir erkek gözüküyor. Bu erkekle ilgili e, bir kan bağınız var ama çok da yakın bir kan bağı değil. Biraz uzaktan. Size dost olan, sizin için çabalayan bir kişinin gayretleri sonucunda alacağınız bir kısmet olarak gözüküyor. Öfkelendiğiniz bir durum var. Üç kişi arasında yaşanacak bir tartışma var. Bu tartışmanın arkasından bir kısmetin paylaşılması durumu var. Bu biraz miras konusu da olabilir. Veya e, ortaklaşa yapılan bir işin sonucunda alınacak ödemeyi e, paylaşma konusunda da olabilir. Bu süreçte biraz yanlış anlaşılmalara müsait davranışlar var. Herkes için sadece sizin için değil karşıdaki taraf için de. O yüzden e, elinizden geldiğince sakince soru sorarak bir şeyler öğrenmeye kalkışın. Bağırmadan o ses tonunuzu yükseltmeden biraz alttan alarak öğrenmeye çabaladığınızda bu şeyi bu tür tartışmalardan uzak durabilirsiniz. İki ayrı kısmetiniz var ve hanenize gelecek olan bir kişi var. Bu kişi bir kadın bu arada. Bu kadın size ya siz ona sırtınızı dönmüşsünüz ya da o size sırtını dönmüş ama sizin kapınızdan bir şey istemek için sizden bir yardım istemek için gelecek olarak gözüküyor. Bir nazar var. Burada bir erkek nazarına uğramışlığınız var. O yüzden de boyun çevrenizde biraz ağrınız var. Ona dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. Evet. Bir kısmet gelecek ama bu kısmetin önünde biraz engel var. Sanki nazarla alakalı. O konuya e, nazar duası veya nazarla ilgili nasıl bir ritüel uyguluyorsanız onunla e, bir çözüm bulmanızda fayda var arkadaşlar. Evet, Falım astroloji kanalında boğa bu burçlarının 15 Eylül ile 30 Eylül arasında neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.